Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size yine çok güzel bir model hazırladım. Böyle küçük kirpiklerden oluşan bir ara suyu var arkadaşlar. Ve dallar üzerine yapılmış bu şekilde. Kalp gibi duruyor değil mi arkadaşlar? Bakın çok hoş duruyor. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Modelimizin nasıl yapıldığını anlatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde 5 tane ara suyu veriyorum. Bu kirpikli ara suyumdan. Trabzanımın üzerine yaptığım kirpikli ara suyumdan 5 tane koyuyorum. Evet. Aynı şekilde arkadaşlar ilk başlar gibi başlıyorum tığ battıya. Sık iğne ile sabitledim. Ara mesafesi olarak 4 tane zincirimi çektim. Bir defa doladım. Bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battığımın içine 2 2 alarak bu şekilde minik bir trabzan yapıyorum. Aynı şekilde bu yuvanın içine 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir defa doluyorum. 2 2 alarak bakın bu şekilde küçük bir trabzanlar yaptım. Yine 4 zincir. 4 zincirimi çevirdim arkadaşlar. İlk trabzanımın tepesine buraya kapatıp minik bir yuva elde ettim burada. Bir zincirle döndüm. Hemen yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. Bu bir zincirle sık iğne yapmak arkadaşlar, görüyorsunuz kirpiklerin güzelliğini. Bunlar işte arkadaşlar. Yani normalde hani kirpikle dönerdik. 4 zincir çekip kirpik yapardık. Ve ilk kirpiğimiz hep ayrı kayrık dururdu. Hepsinin bir hizada durmasının sebebi bu sık iğne ile yuvanın içine girmemiz. Buraya 4 zincir çekiyorum. Hemen yuvaya girip bu ilk kirpiğim. 1, 2, 3, 4 zincir. İkinci kirpiğim. Bakın hepsi aynı seviyede oluyor. 4 zincir. Bu şekilde arkadaşlar 3 tane 4 zincirli yuvanın içine 4'er zincir çekerek 3 tane kirpik yaptım. Aynı yuvanın içine bu şekilde bir sık iğne yaptım. Başında ve sonunda sık iğne yaparak kirpiklerimin muntazam durmasını sağladım. Şimdi yine aynı şekilde 4 zincirli aşağı ineceğim. 4 zincirimi çektim arkadaşlar. Bir tane atlayıp İkincinin içine bu şekilde sabitliyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir defa tığımın başını doladım. Bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battığımın içine giriyorum. 2, 2 alarak bir trabzan yapıyorum. Bir defa doladım. Yine aynı şekilde bu şekilde buraya arkadaşlar 3 tane trabzanımı yaptım. 6 tane zincir çekiyorum. Çevirdim arkadaşlar. İlk trabzanımın tepesine kapatıyorum buraya. Bir zincirimi çektim. Hemen yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Şimdi dallarımızın yapımına başlıyoruz. 10 zincir çekiyorum. Zincirimi çektim. 4. 1, 2, 3 ve 4. 4. arkadaşlar zincirimin içine girip bakın arkadaşlar şu şekilde alıyorum. Sahte sık iğne dediğimiz olayla alıyorum ve tekrar 4 zincir. Bu şekilde yuvaya kapattım. Evet arkadaşlar, tekrar 10 zincir çekiyorum. 10 zincirimi çektim. 1, 2, 3 ve 4. zincirimin içine giriyorum. Bu şekilde sahte sık iğne yaparak daha güzel oluyor arkadaşlar. Bakın yuva daha top şekilde duruyor. Yine 4 zincir. Kapattım arkadaşlar. 4 zincirimi bu şekilde buraya. İkinci dalım oldu. Bu şekilde.
10 zincir çekiyorum. Bir, iki, üç ve dört. Aynı şekilde bakın arkadaşlar. Sık iğne ile, sahte sık iğne ile kapatıyorum. Ve dört tane zincirimi çekip buraya, yuvaya kapattım. Yine 10 zincir çekiyorum. 10 zincirimi yine dördüncü bu şekilde zincirin içine giriyorum. Sahte sık iğne dediğimiz olayla kapattım arkadaşlar. Yuva çünkü o şekilde hat top duruyor. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Yuvanın içine dördüncü dalımı da bu şekilde kapattım. Tam 4 tane bu şekilde arkadaşlar dal yaptık. Sık iğne ile arkadaşlar yuvaya girdim. Bir tane yaptım. Nasıl başında bir zincirle dönüp sık iğne yaptıysam sonunda da bir zincirle sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Yine 4 zincirimi çekiyorum. Bir tane tığ battısını atlayıp ikinci tığ battıya bu şekilde kapattım. Tekrar 4 zincir. Bir tane tığ battım atlıyorum. Bir defa doluyorum. 2, 2 olarak aldım. Tekrar 2, 2. 2, 2. 3 tane. 1, 2, 3, 4 zincir. Döndüm arkadaşlar. İlk trabzanın içine yuvayı sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çektim. Yuvanın içine sık iğne ile girdim. Demin söylediğim olay arkadaşlar. Bu bir zincirle sık iğne kirpiklerimizi güzel durduruyor. 4 zincir. Nasıl olsa ilkini yavaş gösterdim. Anlaşıldığına umuyorum. Bu şekilde hemen arkadaşlar dibine de bir sık iğneyi unutmuyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir tane atlıyorum tığ battımı. İkinci tığ battıma giriyorum. Bu şekilde arkadaşlar bakın kirpik hazır. Evet yuvamızı yaptık, dallarımızı yaptık. Şimdi arkadaşlar sıra çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Zincir çekerek beyaz ipimi tığıma tutturdum. İki defa tığımın başını doladım arkadaşlar. Bu yaptığım dalların hemen ilkinden giriyorum. Bakın arkadaşlar. 2 2. İki tanesi tığımda. Bakın burası önemli. Kalp gibi durmasının sebebi bu şekil yapma tarzımız. Yine iki defa dolayıp yine bu yeşil yuvaya girdim arkadaşlar. Ve 2 2. Tığımda 3 ilmeğim oldu. İki defa doluyorum. Yine yeşil yuvaya girip 2 2 olarak aldım. 3 tane trabzanım oldu. 3 trabzan olunca arkadaşlar 4 ilmeğimin 4'ünü de birden aldım. Bu şekilde. Araya şöyle kapattım. 3 tane zincir. 3 zincirimi çektim. 2 defa doladım. Hemen yuvaya girip 2 2. Bu şekilde yine arkadaşlar buraya 3 tane trabzan yapacağım. 2 defa doladım, yuvaya girdim. 2 2. Trabzan sayım 2. 2 defa doladım, yuvaya girdim. 2 2. Bu şekilde ilmeğim 4 tane arkadaşlar. 4'ünü birden kapattım buraya. Bakın bu şekilde üzerinde sıktırdım. Bu sıktırdığım yeri zincir olarak saymıyoruz. Bir tane de zincir çekiyorum. Bunu şimdi köprü olarak bir zincir. 2 defa doladım arkadaşlar. İkinci dalımın içine girdim. 2 2. 2 defa tığımın başını doluyorum. 2 2. Bu şekilde yine buraya arkadaşlar 3 tane trabzan yapacağız. 2 defa doladım. 2 2. Evet. 3 tane trabzanım doldu. 4'ünü birden bu şekilde kapattım buraya. Hemen arkadaşlar arasına yine 3 tane zincir çekiyorum. Bu
Buralara biliyorsunuz çiçeğimizi yapacağız. İki defa tığımın başını doladım. Yine arkadaşlar bu yeşil yuvamın içine girip bu şekilde trabzan yapıyorum. 2, 2. 2 tanesi tığımda. Yine aynı şekilde 2, 2. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 2. Hemen 3 trabzan oldu ya arkadaşlar. Geri kalan ilmeklerin hepsini birden kapattım. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar araya da yine bir zincir köprü mesafesini verdik. Bu şekil oluyor. Tüm dallar arkadaşlar geriye kalan şu iki dalı da bu iki dalı nasıl doldurursam o şekil. Evet arkadaşlar bu şekilde olacak. Onları da hemen doldurup turuncu rengimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar beyaz yuvamızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyorum. Bu şekilde 1, 2, 3 zincir. 2 defa doladım. Yuvaya girip 2, 2. 2 tane trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar yine 2 defa doluyorum. 2, 2. Zincirimle beraber bu 3 zincirimle beraber 3 tane trabzanım olunca tığımda ne kadar ilmek varsa hepsini arkadaşlar çekiyorum. 1, 2 ve 3. Zincirimi buraya dördüncü trabzan olarak kapatıyorum arkadaşlar yuvanın içine. Bakın bu şekilde 1, 2, 3 zincir. 3 zincirimi çektim. Yine aynı şekilde arkadaşlar buraya 3 tane trabzan yapacağız. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 2. Zincirimle beraber 2 trabzan. 2 defa doluyorum. 2, 2. Tığımda 3 tane ilmeğim var. 3'ünü birden kapattım. 2 ve 3. Hemen arkadaşlar bu şekilde yine aynı yuvanın beyaz yuvanın içinde bu şekilde kapatıyorum. Bakın arkadaşlar kalp gibi gördüğünüz gibi kalp gibi oldu papatyalarım. Buradaki arkadaşlar bir zincirle köprü geçtiğim yere hiç zincir çekmeden sık iğne ile geçiyorum. Ve yine 3 zincirli yuvanın içine de sık iğne ile sabitledim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde kalp gibi oluyor. Oluyor. Bu tarz yaparsanız bu şekilde kalp gibi oluyor. 3 zincirimi yine tekrar çekiyorum. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 2. Trabzan yaptım. 2 defa doladım. Yuvaya girip 2, 2. 3 tane trabzan olunca hemen ilmeklerimin hepsini toplayıp 3 zincirimi çektim. Yuvada kapattım. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. 3 zincir, 2 defa dola, 2, 2 al. 2 defa doladım. 2, 2 olarak aldım. Hepsini kapattım. 4 zincir. Bu şekilde. Hemen arkadaşlar bir zincirle geçtiğim bu köprümün arasına bu şekilde sık iğne ile geçiş yaptım. Yuvanın içine de sık iğne ile girdim. 3 zincir. 2 defa doladım. 2, 2. 2 defa tığımı doluyorum. 2, 2 olarak bu şekilde kapatıyorum. 2 ve 3 zincir. Kapattım arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. 2 defa doladım. 2, 2. 2 defa tığımın başını doluyorum. 2, 2 olarak alıp sonra hepsini birden bu şekilde topluyorum. 3 zincir. Kapattım. Evet. Bu şekilde kalp gibi yaptıktan sonra arkadaşlar hemen yandaki bir zincirle geçiş yaptım. Köprümün içine bir sık iğne. Sonra da buradaki yuvanın içine bir sık iğne yapıyorum. 3 zincirimi çektim. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 2. 2 defa doladım. 2, 2.
3 tane trabzanım oldu bu şekilde. Hemen üçünü birden topluyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde arkadaşlar buraya 3 zincirimi çektim. Yuvaya 4. trabzan olarak kapattım. 3 zincirimi çektim. 2 defa doladım. 2 2. 2 defa doluyorum. 2 2. 3 tane trabzanın hepsini kapattım. Ve buraya arkadaşlar 4. trabzanıma da yine 3 zincir çekerek sık iğne ile sabitledim. Üzerine de bir zincirimi çekip ipimi kopardım. İpimi hemen yakıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ortaya 5 tane arası yolları kirpik yapmıştım. Ortadaki kirpiğimin ikinci kirpiğinden, yani ortasındaki kirpikten bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum arkadaşlar. Ve buraya şimdi şöyle aynı burada olduğu gibi küçük kirpikler yapacağım. Evet arkadaşlar, 4 zincirimi çekiyorum yine. Zincir sayım aynı. 4 zincirimi bu yeşil yuvamın içine girip bir tane kirpik yaptım. Tekrar 4 zincir. Yeşil yuvaya girip sabitledim. 3 tane. 4'er zincirden aynı altta olduğu gibi arkadaşlar. Üste de bu şekilde 3 tane kirpiğimi yapıyorum. Ve ipimi koparıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu beraber yaptığımız, bu da daha önce sizler için hazırladım. Arkadaşlar hiç ütü görmediği halde bakın. Şöyle kalıp gibi durdu. Dallarımızın taktiğini de gösterdim. Bu kadar zarif durmasının sebebini de bakın arkadaşlar. Böyle bu şekilde yapmak. Evet. Ya görünüşü çok güzel, böyle kalp gibi duruyor arkadaşlar papatyalarda. Çok zarif duruyor gördüğünüz gibi. Umarım bu güzellik kameradan yansıyordur sizlere de. Yapılışı bu şekilde. Şöyle arka tarafından da arkadaşlar aşağıdan yukarıya doğru ütülendiği takdirde böyle daha bir incelip daha bir zarif böyle tiril tiril duracağına eminim. Verdiğim taktikleri uygularsanız arkadaşlar bu şekilde böyle zarif, güzel zincir sayısına da riayet ederseniz, sık iğne yapılacak yerleri de riayet ederseniz bu şekilde hoş modelimiz olacaktır. Evet. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin her zamanki gibi. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.